Sevgili basın emekçisi arkadaşlar, sizleri ve sizlerin aracılığıyla sesimizin ulaştığı değerli yurttaşlarımızı sevgiyle selamlıyoruz. Mecliste komisyon düzeyinde bütçe görüşmeleri devam ediyor. Türkiye İşçi Partisi 4 milletvekiliyle ve danışman arkadaşlarımızla, partili arkadaşlarımızın destekleriyle yoğun bir çalışma içindeyiz. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda iktidarın sarayın ihtiyaçlarını gözeterek önümüze koyduğu saray bütçesinin halk adına hesabını sormaya devam ediyoruz. Dün basına da yansıdı, sözde İçişleri Bakanı, gerçekte ise mafya iktidar ilişkilerinin en karanlık kişisi komisyonda karşımızdaydı. Gelir gelmez kendisine araştırma komisyonumuz tarafından hazırlanıp gazeteci dostlarımız eliyle kitaplaştırılan Duvar kitabımızı tebliğ ettik. Gelecekte yargılanacağı iddianamenin esasını oluşturacak bir çalışmayı daha bugünden savunmasını hazırlamak üzere kendisine teslim ettik. Tüm komisyon üyelerine de bu çalışmayı verdik. Çünkü değerli arkadaşlar, komisyonda Türkiye İşçi Partisi'ne herhangi bir bakanlık bütçesine dair verilen konuşma süresi sadece 5 dakika. Takdir edersiniz ki bu kadar eşitsizlik dolu, bu kadar hırsızlıkları örtmeyi amaçlayan, bu kadar yolsuzlukların üzerini kapatmaya çalışan bir bütçenin 5 dakikada değerlendirilmesi mümkün değil. Dolayısıyla ne yaptık? Yaptığımız hazırlığı konuşmamız yerine kendilerine teslim ettik. Hakkında konuşulanları, iddiaları gayet iyi bilen, kendisine sorulacak sorulara ilişkin de bir fikri olduğunu dün bir kez daha teyit ettiğimiz bakan, resmen ilkokul çocuklarının yaptığı gibi ne bakıyorsun diye kavga çıkarttı. Tüm yurttaşlarımız bunu bilsin. Amaç belli. Amaç kendisine sorulacak soruları gürültüye getirmek. Amaç sarsılan koltuğunu sağlamlaştırmak üzere. İşte bakın, bu iktidarın en fazla eleştirilen bakanı benim, bu iktidarı en fazla savunan bakan benim demekti. Bir taşla birden çok kuş vurmaya çalıştı. Ama nihayetinde kendisine sorulan sorulara yanıt veremediği hem komisyonu izleyenler tarafından görülmüş oldu, hem de tutanak altına alındı. Bu vesileyle hesap vermek yerine kendisine soru soranlara hakaretler eden, tehditler savuran, sözde İçişleri Bakanı'na anlayacağı dilden yanıt veren İstanbul Milletvekilimiz sevgili Ahmet Şık'a da ağzına sağlık demek istiyorum. Gerçekten Ahmet'in sözlerinin üzerine söyleyecek bir sözümüz yok. Hepimiz adına, hepimizin duygularını, düşüncelerini çok güzel ifade etmiş durumda. Mecliste durum bu. Bir taraftan da biz Türkiye İşçi Partisi üyeleri, Türkiye'nin dört bir yanında dostlarımızla, yurttaşlarımızla bir araya geliyoruz. Memleketin geleceğini, o geleceğin aydınlık olabilmesi için üzerimize düşen görev ve sorumlulukları tartışıyoruz. Geçinemiyoruz başlıklı broşürlerimiz elden ele dolaşıyor. Bu karanlık gidişe son vermek için yurttaşlarımızın yan yana gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Buradan özellikle Antalya'da pazar günü gerçekleştirdiğimiz halk toplantısına katılan EYT'li yurttaşlarımıza sevgilerimi, teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Her fırsat bulduğumuzda söylüyoruz, bir kez de burada ifade edelim, analarının ak sütü kadar hak ettikleri insanca yaşam talepleri iktidar tarafından gasp edilen EYT'li arkadaşlarımızın bu haklı mücadelelerinde sonuna kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz. Yurttaşlarımızla buluşmalarımızı her yerde sürdürüyoruz. Bugün mecliste iktidarın
sistematik nefret saldırılarına maruz kalan ve bu karanlık sistemin en büyük mağdurlarından olan LGBT artılar için 10 yıldır mücadelesini sürdüren Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği'nden dostlarımızı ağırlayacağız. Mecliste onlarla buluşacağız. Çünkü biliyoruz ki gökkuşağının altında adil, eşit ve özgür bir dünya hayali ancak ve ancak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayarak mümkün olacak. Cinsel yöneliminden, cinsel kimliğinden ötürü kimsenin ayrımcılığa uğramadığı bir ülke için LGBT artı hakları anayasa koruması altına alınacak. Bunun için de var gücümüzle çalışacağız. Buluşmalarımız sürüyor, artarak devam ettireceğiz. Bugün aynı saatlerde Geri Dönüşüm Emekçileri Derneği'nin başkan ve yöneticilerini mecliste ağırlayacağız. Onların haklı mücadeleleri için üzerimize düşen görev ve sorumlulukları onlardan dinleyeceğiz ve sonuna kadar onların da yanında olacağımızı paylaşacağız. Değerli yurttaşlar, emekçiler, bugün maalesef büyük bir ekonomik yıkım ile karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha konuşmak durumundayız. Ekmeğin 4 lira olmasından söz edilen bir gün yaşıyoruz. Bu konuşma için 5 dakika önce odamızdan çıktık. Dolar 12.30'du. Kapıya girerken 12.50'yi bulduğu arkadaşlarımız tarafından ifade edildi. Yani belki biz bu konuşmaya başladığımız anla bitirdiğimiz anda yeni rekorlarla karşı karşıya kalacağız. Diğer taraftan Türkiye'nin artık %60'ından daha fazlası asgari ücretle ve daha az bir maaşla çalışmaya mahkum edilmiş durumunda. 10 milyon üzerinde işsiz var ülkemizde. Her gün hepimiz daha fazla borçlanmak durumunda kalıyoruz. Merkez Bankası'nın rezervleri erimiş, tükenmiş, bitmiş durumda. Ve tüm bunlar sadece ama sadece bir avuç zengin, bir avuç memleketin tepesine çökmüş azgın azınlık daha zengin olsun diye yapılıyor. Bu iktidar sadece ve sadece zenginlerin hizmetkarıdır. Bu iktidar zenginlere hizmet etmek için çabalamaktadır. Bütün kaynaklarımız, memleketin yeraltı, yerüstü kaynakları, üretilen tüm değerlerimiz bir avuç zengine, bir avuç müteahhite aktarılıyor. Ama diğer tarafta kendine 100 bin lira maaş bağlamak isteyip milyarlarca liraya yapılmış sarayda oturan şahıs izledikleri bu yıkım politikasını, bu ülkeyi sefalete sürükleyen politikayı eleştirenleri de mandacı olarak suçluyor. Utanmıyorlar arkadaşlar. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla bir utanmazlıkla karşı karşıyayız. Bakın, manda nedir? Mandacılık nedir? Kime mandacı denir? Bunları burada açık açık ifade etmek istiyorum. Eğer bir ülke kendisini yönetemeyecek kadar acizse, bir başka ülkenin kontrolü altına girmişse o ülke mandadır. Mandacı, ülkeyi savunmasız hale getiren, halkı çaresiz bırakandır. Mandacı, ülkeyi bu hale getiren, yönetimi savunanlardır. Herhangi bir ülke için söylüyorum. Bir ülkeyi ayakta tutan şey onun ulusal parasıdır. Onun varlıklarıdır. Onun rezervleridir. Onun insan gücüdür. Ürettiği ekonomik, kültürel, bilimsel değerlerdir. Bu iktidar 19 yıllık iktidarında 62 milyar dolarlık özelleştirme yapmadı. Tüpraş, Petkim, Telekom, şeker fabrikalarımız, cam fabrikalarımız, bunun gibi ne kadar stratejik önemde varlık varsa hepsini yerli yabancı sermayeye peşkeş çeken bu iktidar değil mi?
yerli tohum yetiştirmek isteyen çiftçiyi cezalandıran, köylünün traktörüne el koyan bu iktidar değil mi? Bu iktidar yüzünden bu ülkenin üniversiteleri, akademileri bilgi üretemez hale gelmedi mi? Doğrudan Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Sen Irak topraklarını işgal eden, binlerce insanı öldüren, yüz binlerce insanı ülkesinden göç etmek zorunda bırakan ABD askerleri için dua eden kişi değil misin ya? Merkez Bankası rezervlerini eriten sen ve senin o damadın değil mi? Senin bakanların değil mi? Türk lirasını, parayı pula çeviren sen değil misin? Her gün değeri düşen Türk lirası yerine sokakta insanlar artık Amerikan dolarıyla, Avrupa Birliği eurosuyla alışveriş yapmak zorunda kalıyor. Sen bu ülkenin kendi parasını neredeyse dolaşımdan kaldıran kişi olarak tarihe geçeceksin. Değerli yurttaşlar, bu ülke manda ve himaye kabul edilemez diyerek kuruldu. Bugün bu iktidar açık bir biçimde mandacıdır. Üstelik utanmaz bir mandacıdır. Ülkemiz insanlarını Amerikan dolarına mahkum edenler bunlardır. Yahu sen Amerika'dan onay alıp, Amerika'dan destek alıp bu ülkenin başına çöreklenmiş bir iktidarsın. Senden hala mandacı mı var? Buradan tüm emekçilere, emekçi kardeşlerimize sesleniyorum. Kardeşlerim, bunları tanıyın. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Bunları tanıyın ve hepimizi bu güzel ülkeyi ne hale getirdiklerini asla unutmayın. Bunlar her gün kendileri zenginleşirken bizi, hepimizi açlığa, yoksulluğa, sefalete sürüklediklerini hiç unutmamamız gerekenlerdir. Bunlar yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında, saraylarında vur patlasın, çal oynasın hayat sürerken bu ülkenin gencecik insanlarının çaresizlikten intihara sürüklenmesine neden olanlardır. Şöyle biraz iktidara, saraya gözümüzü çevirdiğimizde, birazcık daha dikkatli baktığımızda o sarayda oturanların, onların etrafında gezinip bu iktidar adına bize, halka parmak sallayanlara yakından baktığımızda bizim gibi yaşayan tek bir kişi kalmadığını göreceğiz. Tüm yurttaşlarımıza çağrı yapıyoruz. Bir bakın, bu iktidarın merkezinde duranlara, bu iktidardan beslenenlere, bizim gibi yaşayan bir tek kişi kaldı mı? Hepsi milyoner olmuş ve milyoner olan bu bir avuç insan zenginlikleri devam etsin diye bize akıl veriyorlar, bize sabır telkin ediyorlar. Bize sabır telkin ediyorlar, kendileri zenginleşiyor. Bizi aç, yoksul bırakıyorlar, eşleri, dostları, akrabaları üçer beşer maaş alıp servetlerine servet katıyor. Güzel ülkemiz batırılıyor, onlar zenginleşmeye devam ediyor. Buna yeter artıktan başka söyleyecek ne söz olabilir? Yeter artık diyoruz. Bir de bugün bunların borazancı başlarından bir tanesi acaba ikinci gezi mi planlanıyor diye yazı yazmış. Belli ki halkın biriken öfkesi, işçinin, emekçinin taşan sabrı ve yaptıkları eylemler bunlarda korku yaratmış. Bu muhbir kılıklı zat da halkı iktidara şikayet ediyor. Ne yapmamızı istiyorsunuz ya? Siz memleketi yıkımın eşiğine getirmişsiniz. Bütün yükü yoksulun, garibanın üzerine yıkmışsınız. Ama hayatlarınıza mutlu mesut devam etmek istiyorsunuz, öyle mi? Siz
Memleketi yıkıma götüreceksiniz. Bütün yükü bu ülkenin onurlu insanlarına, emeğiyle, alın teriyle yaşayanlarına yükleyeceksiniz. Ama biz susacağız, öyle mi? Hayır. Susmayacağız. Açıkça söylüyorum, elbette yan yana geleceğiz. El ele vereceğiz. En güçlü biçimde sesimizi yükseltip bu bozuk düzene son vereceğiz. Bakın buradan meclis kürsüsünden ilan ediyorum. Gezi sizin iyi günlerinizdi. Henüz üretimi durduramamış, üretimden gelen gücümüzü kullanamamıştık. Gözüken o ki sizin gidişiniz emekçilerin eseri olacak. Yurttaşlarımız sizi tencereyle tavayla kovalayacak. Gençler sizin arkanızdan en güzel şarkılarını söyleyecek. En güzel türküleriyle alaya duracak. En güzel danslarını siz giderken yapacaklar. Gezi'de yarım kalan hesap mutlaka kapanacak. Ant olsun ki bu halka, bu ülkeye, bu yıkımı reva görenlerin iktidarına son vereceğiz. Ant olsun ki halka çektirdiğiniz tüm acılara son vereceğiz. İktidara ve iktidarın etrafında kümelenmiş o kendi küçük memlekete zararı çok büyük olanlar, size sesleniyorum. Beyler geçmiş olsun, sonunuz geliyor. Bu ülkenin, bu iktidardan kurtuluşu da, yeniden kuruluşu da çok yakın sevgili dostlarım. Bunların iktidarına mutlaka son vereceğiz. Bu iktidar bitecek. Bu bir avuç asalaktan kurtulunca bu ülkenin önünü el birliğiyle hep birlikte açacağız. Güzel günlerimizin yakın olduğunu görüyoruz. O yüzden yurttaşlarımıza sesleniyoruz. Komşunuza, iş arkadaşınıza, okul arkadaşınıza sahip çıkın. Kol kola girin. Yan yana gelin ve hep birlikte bu halk düşmanı iktidarın üzerine yürüyelim. Ellerinde bir tane koz kaldı. Tek bir kozları var artık. Halkı korkutmak, sindirmek ve susturmak istiyorlar. Buna teslim olmayacağız. Nerede bir haksızlık, eşitsizlik, adaletsizlik, baskı varsa hep birlikte karşısına dikilelim. Nerede haksızlığa, eşitsizliğe, adaletsizliğe, baskıya karşı direnen insanlar varsa mutlaka onların yanlarında duralım. Onlar korkuyu yayarak iktidarda kalmayı hayal ediyor. Biz birbirimizden güç alarak, cesaretimizi yaygınlaştırarak, birliğimizi büyüterek bu iktidara son vereceğiz. Güzel günler çok yakın, halkımıza çağrımız çok açık. Direnin, yan yana gelin, direnin, bu gidişe son verin. Hepinize çok teşekkür ederim değerli arkadaşlar.